Suriye'de özellikle çok konuşan kesimler, tabi burada bir politik bir şey mevzesi, meselesi haline getiriyorlar, bir politik kar. Aslında bu insan hakkında konuşuyorsunuz. Böyle dikkat edersiniz, o Suriyelileri gönderelim, Suriyeliler şöyle yapsın. O kadar rahat, o kadar pervasızca konuşuluyor ki. Yani benim gerçekten aklımın almadığı şey bu. Yani bu Türkiye'de herhangi bir insan kesimi hakkında böyle bir şey konuşulduğu zaman nasıl bir şey oluşuyor, nasıl bir bilinç oluşuyor ve nasıl bir insanların aklına hemen ne geliyor? Ya bunlar insan. Netice itibariyle bunlar insan ve 10 yıldır bizimle beraber yaşayan insanlar. Bir. İkincisi, bir zulme maruz kalarak gelmiş bulunuyorlar ve ilk bizim yaptığımız şey neydi biliyor musunuz? Biz bu ilk bunları nasıl karşıladık? Bütün dünyaya gıpta ettirecek şekilde bunları olabildiğince güzel ağırladık. Ve mesela dünyada mültecileri ağırlama konusunda belki de standartları çok yükselterek yaptık bütün bunları. İyilik yaptık yani, doğru. Ama bu iyilik yaptığımız için biz şöyle bakmaya başladık. Bakıyoruz bu insanların yaptıkları şeyler. Biz bu kadar iyilik yaptık, hadi çeksinler gitsinler. Yani yaptığın bir iyiliği bir süre sonra başa kalkmaya kalktığın zaman şeyden bilirsin yani. Başa kalkılan iyilik yapılmamış gibiden de öte bir şey olur. Kaşık kötülük yapmış, kötülük yapmış gibi olmaya başlıyorsun. Tabii. Yani daha doğrusu bir kötülük yapmış oluyorsun. Yani hatta yaptığın bütün iyiliği kötülükle çarpıyorsan o kötülük haline geliyor yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah söylüyor yani yaptığınız iyilikleri başa kakarak yapmayın çünkü o daha büyük bir şeye dönüşür, daha büyük bir kötülüğe dönüşür. Hiçbir iyilik yapmamış gibi olursun. Şimdi bu hakikaten çok Türkiye belki de kahramanlık yaptı. Yani Türkiye insani yardım konusunda bütün dünyaya örnek olabilecek bir şey koydu. Bir model ortaya koydu. Bütün dünyada ki adından söz ettiren bir ülke oldu. Fakat yaptığımız bu hareketlerle yani bence Türkiye kendine yakışanı yaptı bir. İkincisi bir iyilik yaptığınız zaman aslında başkasına yapmıyorsunuz iyiliği. İyiliği kendinize yapıyorsunuz. Bu iyiliğin bizi ne kadar ihya ediyor olduğunu bu insanların bilmiyor olması üzücü bir durumdur.